Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir dolandırıcılık videosuyla karşınızdayız. Ama arada bir fark var çünkü bu kez dolandırıcımızın adı Web Tekno. Adamlar gidip adımızda bir e-ticaret sitesi açmışlar. Bayağı giriyorsunuz, Web Tekno yazıyor, bilmem ne yazıyor. Hakkımızda da biz varız, her yerde biz varız. Instagram'da, YouTube'da falan reklam falan veriyor bu adamlar bayağı bayağı. Ve bizim adımızda insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Bugün hem adalet önünde hem de sizin önünüzde onları kendi ağımıza düşüreceğiz. Şimdi hemen yalandan üretilmiş olan Web Tekno store'umuzu bir açalım. Direkt adamlar mesela birkaç tane geçiyor ve hemen burada çıkıyorlar. Bak adamlar girişe bak bak efekt falan koymuşlar, görüyor musunuz? Burada bayağı bizim logomuz var. Bak Facebook'a tıkladım, Web Tekno sayfası açılıyor. Instagram'a tıklıyorum, Web Tekno açılıyor. YouTube'a tıklıyorum, Web Tekno açılıyor. Yani deli gibi gerçekten adamlar bizmişiz gibi takılıyorlar. Hakkımızda bir bakalım bir. Web Tekno 2013'ünde İzmir Bilişim tarafından ya bayağı bizim adamlar ofisin fotoğrafını koymuşlar. Tabii vardır internette de. Kafa topu var, burada bizim kendi iPhone videolarımız var. Hayat kurtaran bilgilerimiz, her şeyimiz var. İletişime giriyoruz. Ben kendimle iletişime geçeceğim eğer bunları arasam. Ya bizim Koray'ın adı var, bizim proje sorumlumuz, her şeyimiz. Ya birebir isimlerimizi almışlar. Hukuk danışmanımıza kadar. Ama zaten onunla tanışacaklar bir süre sonra. Burası kesinlikle bize ait değil. Yani sırf adında Web Tekno olduğu için, bize güvendiğiniz için gidip bunlardan hiçbir şey almayın. Sakın almayın. Çünkü bizde hiçbir alakası yok. Zaten biz bunun yargı önünde hesabını soracağız. Bir isterseniz bunlardan bir alışveriş yapalım. Bakalım sistem nasıl işliyor. Ben bunlara 15 bin lira falan para vermek istemiyorum. Sırf bizi dolandıracaklar diye. Yani Allah sizi kahretmesin. Gerçekten güzel de site yapmışlar. Bir tek şu logoyu görüyorsunuz. Aşırı çakma bir logo yapmışlar. Ama ya birebir Ayşe adamlar çakmış bizden utanmayı. Hemen şimdi bunlardan bir alışveriş yapalım. Kulaklık var. Mesela notebook soğutucular var. Bu arada yani dolandırıcı olduklarını zaten biz biliyoruz çünkü biz değiliz. Gidip bunlara çok bir para da kaptırmak istemiyorum. Şöyle mesela bir Frisbee 14 cm'lik fan notebook soğutucu. Bize yaramaz ki o. Web Tekno bunları mı satıyorsun? Web Tekno bitmiş gerçekten ya bu arada bunları satıyorsanız. Monopoly satıyorlar. Yani ben bu süpürgeye çok aklım takılıyor. Ben bu süpürgeyi istiyorum. Şimdi bir üye olma ekranı var. Hemen buraya bir üye olalım. Süpürgeyi istiyorum abi. 13 müşteri değerlendirmesi. Çok kullanışlı. Yıllardır kullanıyoruz. 18 Nisan 2022. Bu kaç aydır var bu site ya? Annem için aldım. Ben zaten yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Diğer pahalı ürünlere göre gay kullanışı, çekiş gücü ideal. Gerçekten adama yorum yorum yazdırmışlar ya. Şaka gibi. Burada bakın çok ilginç bir ibare var. Tüketici Koruma Kanunu kapsamında sitemizden almış olduğunuz ürünleri 30 gün içinde koşulsuz şartsız iade edebilirsiniz. Tüketici Koruma Kanunu'nda böyle bir şey yok, bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi ben burada ödemeye geç dedim. Banka havalesi EFT ödemelerinde uygulanan %5 indirim hakkım 17 liraymış. Allah razı olsun. Şu an ben buraya sahte bilgilerimizi giriyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek. Evet, ücretsiz gönderim varmış. Hemen bir onayla diyorum. Bakalım ne olacak. Ek notlar yok. Sevkiyat adresiyle aynı. Aynen öyle. Evet, burada şimdi ilginç yere geldik. Banka havalesiyle gönderirsem %5 indirim ama bana bir havale bilgisi vermiyor. Payfix dijital cüzdan diyor. Yani burada Payfix aracılığıyla ödeyebiliyorum ama yine bana bilgi vermiyor. Bunun Payfix'le tabii ki bir alakası olmadığını biliyoruz. Bitcoin veya kripto para yöntemiyle öde diyor. Biz havale ödeyelim. Beyefendi bize bilgisini versin eğer verebiliyorsa. Şöyle okudum, onaylıyorum dedik her zamanki gibi artık neyimizi aldılarsa. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bak şimdi hiçbir şey ödemedim ha. Evet, siparişim alındı şu an. Neye göre alındı, kime göre alındı? Burada da şöyle bilgi ibaresi var. Aramıza hoş geldiniz ve artık siz de Web Tekno Store ailesinin bir üyesisiniz. Çünkü YouTube'da biz bir aileyiz durumu. Her zaman var da bildiğiniz gibi. Sipariş ve destek ekibimiz vermiş olduğunuz siparişin stok durumunu kontrol ettikten sonra, yani elimde var mı diye bakacakmış. Ödeme bilgileri için sizlere ulaşacaktır. Ödemenizi yapana kadar siparişiniz ödeme bekleniyor durumunda olacaktır. Ödemenizi yaptıktan sonra siparişinizin en kısa sürede kargoya verilecek falan filan. Ben bu yüzden bilinçli olarak sahip olduğumuz bir numarayı verdim. Çünkü bizle iletişime geçeceklermiş. Eğer ellerinde varsa diye. Şu faturaya bakar mısınız? Adam bana sanki fatura kesiyormuş gibi gösteriyor ama bayağı adresi falan bizim ofisin adresi yani. Ben kendi kendime hani şey var ya, böyle birbirini gösteren Spider-Man'ler var ya, tam şu an bu durumdayız yani burada. WhatsApp iletişim hattı varmış 7/24. Yani mail geldi, siparişiniz alındı diye. Bilgisayarda bir türlü WhatsApp web açılmadı. Bu yüzden ben de telefondan aynı yere tıklamayı denedim ve Web Tekno Store şu an önümüzde açılmış durumda. Hemen şey yazalım bir. Merhaba. Anında cevap, sizlere nasıl yardımcı olabiliriz falan filan. Şimdi burada biraz salağa yatıyorum, tamam mı? Dedim ki havale için bilgi gelmedi, ürün bana ulaştıktan sonra mı yatıracağım dedim. Yatıracağım parayı. Bu arada çevrim çoldu gitti, gel lan buraya. Merhabalar efendim, kontrol edebilmek adına sipariş numaranızı iletir misiniz? Var mı benim sipariş numaram? 14.914. Evet efendim, doğrudur. Merdan abi, sen misin? Satışları videocular mı yapıyor?
Siparişiniz başarıyla işlemi alınmıştır, ödeme bekleniyor aşamasındadır. Ödemeniz gerçekleştikten sonra hazırlanıyor aşamasına geçecektir. Ondan sonra verilen siparişler sonraki iş günü. Tamam. Diğer şeylerden verilen siparişler maksimum 200 gün içinde teslimat adresine ulaşır. Hadi lan 30 gün içinde falan filan. Ve bana banka bilgilerini atmış, şu an göndereceğiz parasını, merak etmesin. Zaten kazandığı son para olacak büyük ihtimalle. Ve Merdan abi sen misin dememeden YouTube içerik ekibi farklı efendim. Biz ofis ve online mağaza ekibiyiz. Bizim bir de ofis ekibimiz varmış kanka, haberimiz olmayan. Şimdi ben kendi adımla para gönderemiyorum çünkü adımı görürlerse biz olduğumuzu anlarlar. O yüzden bizim kameraman arkadaşımız Mami'den bir 331 TL 55 kuruş rica ediyorum. Şu an Mami parayı gönderiyor arkadaşlar. Ben de tamam gönderiyorum abi, ne zaman gelir ürün dedim. Teşekkür ederim efendim. Allah. Neyse, ben bu dolandırıcılık videolarında farkındaysanız sinirleniyorum biraz arkadaşlar. Yani işin hani biraz eğlencesindeyiz tamam da. Oha! Diyor ki bugün ödeme onayı yapıldığında yarın mesai bitmeden adresinize ulaşmış olur. Yarın sabah kargoya verecek, akşam bana gelecek. Okey benim ya, ben uygun. Bana uygun. Şimdi dekontumuzu gönderdik, gönderdim abi diyeyim. Cep Tekno'yu çok seviyoruz bu arada. Koray abiye selamlar. Kolay gelsin. Evet, adam son mesajımı gördü, kolay gelsin, bir işimi de gördü ve çıktı gitti. İnsan bir teşekkür eder, hayvan. Nasıl bir kargo şirketiyle çalışıyorlar bilmiyoruz ama yarın akşama kadar elinizde olur dediler. Şimdi biz bekliyoruz bakalım. Gelse de gelmese de zaten bu iş mahkemede bitecek çünkü bizim adımızı kullanıyorlar. O yüzden şu an beklememizin tek sebebi paramızı mı alıyorlar sadece, yoksa gerçekten en azından bir ürün gönderiyorlar mı? Bunu görmek istiyoruz. Şimdi geçelim bakalım ürünümüz gelmiş mi? Evet, bir sonraki güne geçtik ve tahmin edeceğiniz üzere tabii ki kargomuz gelmedi. Bizden parayı aldılar, yarın gelir dediler ve gelmedi. Herhangi bir mesaj da gelmedi, hani kargoya verilince falan bilgi gelir diye. Hiçbir şey yok elimizde. Bu arada dünkü mesajımda sonra cevap vermişler. Koray abimize selamını mutlaka ileteceğim demiş. Sağ olsun. Benim ürün gelmedi. Bu arada çevrimiçiler, yani herhalde bayağı alışveriş yapmaya çalışan var. Umarım bir şey kaybetmiyorsunuzdur burada. Aramayı bir deneyeyim mi acaba, nasıl olur? Sesler ama diyeyim. Bakalım açacak mı? Gelmeyecek mi? Vallahi yazıyorum hala ama hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Dedim ki siz de mi dolandırıcı oldunuz dedim. Buna bile alınmadı adam. Bir de aradım üstüne. Hatta şöyle bir üçüncü aramayı da yapalım. Ama açmıyorlar. Yani adam paramızı aldı ve aha, aramayı reddetti. En azından şu an bir tepki verdi. Bir daha arayacağım. Bir daha arayacağım. Taciz edeceğim. Cevap verene kadar taciz edeceğim. Reddet ana. Reddet ana. Bak yine reddetti. Yine reddetti. Cevap bir daha, bir daha ararız. Problem yok. 350 lira mı almışsın sonuçta? Web Tekno bitmiş gerçekten. Şuna bak. Bir telefonumuz bile açmıyor. Bir de görüntüyü arayalım. Belki bir tipini görürüz kayıtlar altında. Mis. Ben de kendime göstereyim. Aç lan telefonu. Açsa telefonu çok iyi olmaz mı? Aç telefonu. Allah'ın aşkına aç ya. Reddetti. Spamlıyoruz arkadaşlar. Düşse bir açıyorum ben. Şey var ya, Polat Alemdar'ın var ya. Alo, alo. 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 Telefonda kendisiyle konuşan Polat Alemdar gibi. Engelledi. Gözümün önünde engele düştüm. Abi buton gitti. Tamam, şöyle yapalım. Bir de normalden arayalım. Bakalım buradan da engel yemiş miyiz? Görüyor musun? Adam aldı parayı, engelledi bizi ya. Çalıyor, evet. Normalden çalıyor. Aç. Eski web tekno olsa dolandırıcı kendisi olur. Döner kendini dolandırır. Sonra dolandırıldığı yerden dönüp kendini mahkemeye verir. Hapis yatar, bile çıkardı. Son bir kere daha arayalım. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bundan sonra daha çok eğleneceğiz. Hiç merak etmeyin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Terginiz üzerinden mesaj bırakmak için 1'i tuşlayın. Hizmet bedeli vergiler dahil 2 lira 50 kuruştur. Tuşlayın. Web Tekno bitmiş. Şimdi bizim bir sonraki durağımız tabii ki avukatımızın yanı olacak. Bu adamlar hakkında şikayetçi olacağız. Çünkü hem bizi dolandırdılar, paramızı aldılar, hem de Web Tekno'nun adını kullanıyorlar. Gelin bir avukatımızın yanına geçelim, bakalım neler yapabiliriz. Arkadaşlar günlerden geldik 31 Ağustos'a. Az önce izlediğiniz kısmı biz aslında 28 Ağustos'ta çekmiştik. Ve biz bu aşamaları aslında sizinle birlikte videoda çekecektik. Ama şöyle bir durum oldu. Birçok insan bize mesaj attı. Sizden çok fazla mail aldık ve kişisel hesaplarımıza da mesajlar geldi. Abi dolandırılıyoruz, bu siz misiniz? Web Tekno niye böyle bir şey yapıyor diye. Biz de artık aksiyon almak gerektiğini düşündük. Bunu video dışında yapmak zorunda kaldık ve bu yüzden de geldik, davamızı açtık. İş tamamen artık hukuka kaldı. Biz zaten davayı açıp resmi hesaplarımızdan bizimle alakası yoktur paylaşımı yaptığımız andan itibaren bu web sitesi ortadan yok oldu arkadaşlar. Eğer abi benim de başıma böyle bir şey geldi, hani Web Tekno Store bana da böyle bir zarar verdi diyorsanız lütfen bunu bize şikayet@webtekno.com adresinden mail atın elinizdeki görsellerle. Hem bize yardımcı olmuş olursunuz, hem de biz de elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Bu işlenen suç yasalarda nitelikli dolandırıcılık olarak geçiyor arkadaşlar ve 3 ila 10 yıl arasında bir hapis cezası var. Biz elimizden geldiğince bu kişilerin en ağır cezayı alması için uğraşacağız. Umarım ki bu durum bir daha başımıza gelmeyecek. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Gerekli güncellemeleri size zaten elimize geldikçe ulaştırıyor oluruz. Bu videoda buraya kadar diyelim. Umarım bu durumdan bir zarar görmemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.